konuğum diş hekimi Nihan Güneş Ersen. Biz bugün dişçi korkusundan, dişçi koltuğu korkusu mu nedir? Yoksa sizden mi korkuyorlar, koltuktan mı korkuyorlar? Bence benden korktuklarını sanmıyorum. Bence genel olarak konseptten korkuyorlar. Yani tabii biraz daha ürkütücü bir masamız var. Aslında bence bu geçmişten geliyor. Yani evet, özellikle 80 öncesi kuşağı ve 80'li kuşaklarda hep diş hekimliğinin bir tık daha teknolojik olarak geride kalmasında herkesin böyle bir travmatik bir geçmişi var. Evet. Yani birkaç tane dişi aynı anda çekilmiş, iğneyle çok yüz yüze gelmişler. O iğneler zaten kocaman, onu görünce bir anda bir fenalık geçiriyor insan. Evet, ama aslında artık öyle değil. Evet. Şimdiki nesil bize güle oynaya koşarak geliyorlar. Hadi diş hekimi ablamıza gidelim diyorlar. Çünkü uzman artık pedodontistlerimiz çok, herkes biliyor. Çocuk diş hekimliği çok güncel. Ve biz onlara bir oyun alanı yaratıyoruz. O yüzden çok seviyorlar ve fobileri kalmıyor. Ama bizim geçmişimiz, yani bizim dönemimiz işte 80 kuşağı ve bunun öncesi kuşaklarda, dediğim gibi bu travmatik geçmişteki korkular, bir de aileler de biraz korkuturlardı. Tabii. Doktorlarla. Şimdi aileler de biraz daha bilinçli. Biz de daha iyi geliştik. O yüzden de çok fobiyi yendik sayılır. Evet. Ama hali hazırda fobisi olan hastaları nasıl yeniyoruz? Onlara da bir sürü tekniğimiz var. Bir kere muhakkak koltukta İkna etmeye çalışıyoruz. Koltuğu alabiliyorsunuz. Kapıdan içeri girebiliyorlar mı? Nasıl yeniliyor bu korku? Yani, diyelim ki getirdiler sizi. Ya yetişkin ve çocuk arasındaki fark. Yetişkini tamam, anlatmak yetişkinle çok kolay. Yani insan bütün basamakları bildiği anda korkmuyor aslında. Tabii. Bilmediği şeyden korkar. Doğru. Biz doğru nakledebiliyorsak, doğru anlatabiliyorsak işlemleri basamak basamak. Bir kere şunu güvenini veriyoruz herkese. İstemediği hiçbir şey kimseye yapmıyoruz. Doğru. İstiyorsa 3 yaşındaki çocuk olsun, istiyorsa 70 yaşındaki bir yetişkin olsun. Bizim için fark etmiyor. Onay olmadan, ikna etmeden, kendi isteğiyle olmadan hiçbir şey yapmıyoruz. Doğru. Ama tabii kooperasyonu sağlayamadığımız hastalarımız oluyor. Özellikle engelli hastalarımız ya da çok küçük yaştaki çocuklar. Onlara sedasyon, genel anestezi, bir sürü seçeneğimiz var. Evet. Tedavi etmeden bırakmıyoruz. Evet. Çünkü sağlık, diş sağlığı her çok şeyin önemli. Başında geliyor. Bütün sistemi etkiliyor. Evet.